bu sürecin eziyetini çeken isimlerden birisi de emekli General Ahmet Yavuz'la, tüm General Ahmet Yavuz'la konuşacağız karşımızda. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Yavuz Bey. İzleyebildiniz mi Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı? Evet, maalesef izledim. Ne düşündünüz, ne hissettiniz, merak ederim. İçime bir acı oturdu. Tanır mısınız? İyi tanırım. Çok iyi tanırım. Çok da severdim. Ama kendini öldürdü işte. Yani konuşmasında da Cumhurbaşkanı'nı kurtarıcı olarak ilan etti. Sonuçta eski bir asker. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok gerçekten desteği de olmuştu. Ne bu düşünceye evrilmesine neden olmuş olabilir Ahmet Bey, Mehmet Ali Çelebi? Yani şimdi Yavuz Bey, objektif bir analiz yapmak gerekirse Türkiye'nin içinden geçtiği süreç gerçekten çok netameli bir süreç ve insanların farklı farklı boyutlarda aidiyetlerini sorguladığı bir süreç. Tabii şimdi bu süreçte bu süreç aynı zamanda AK Parti iktidarıyla beraber büyük bir cumhuriyet karşıtlığının, yani cumhuriyet karşıtlığı derken kendileri de cumhuriyetçi, o yanıyla bir problem yok. Ama referansları Osmanlı olan bir cumhuriyetle referansları Atatürk olan bir cumhuriyet arasında önemli bir karşıtlığın doğduğu bir dönemde AKP'nin kendi ürettiği, kendi palazlandırdığı FETÖ'yle mücadele ediyor diye, yine AKP'nin açılım süreciyle yine kendi palazlandırdığı PKK ile mücadele ediyor diye, daha dün amirallere kelepçe takan, ayaklarına kelepçe takan, davasını sürdüren, 28 Şubat komutanlarını içeriye atan, davasını sürdüren, Balyoz davasını anormal, yani aptallara bile ikna edemeyeceğiniz ölçüde yalana dayalı, dolana dayalı bir şekilde sürdüren ve açık bir şekilde, örtük bir şekilde de bazen açık bazen örtük bir şekilde Atatürk karşıtı bilimin rehberliğini reddeden yaklaşımları sergileyen bir partiye kalkıp gitmiş olması tabii ki kendisi açısından bir tercih olabilir ama 2017 yılında beni telefonla arayarak hayırlı konvoy için yollara düşme teklifinde bulunan, işte eğer bu referandum geçerse Türkiye'ye diktatörlük gelirdi diyen, bu konuda attığı ve bu darbeden sonra oluyor yani. Tabii darbeden sonra oluyor. Darbeden sonra oluyor. Cebimizdeki emekli maaşımızdaki paramızla, hiçbir yardım kabul etmeden 10 kadar arkadaşımızla, onurlu insanla çıktığımız yolda telaffuz ettiği her şeyi reddeden bir insan gelinen noktada hiçbir şekilde başka bir ifade bulamıyorum. Herhalde milletvekilliğini çok sevdi ve onu devam ettirmek istedi. Bir şey daha söyleyeyim izin verirseniz. Estağfurullah. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitseydi, bak Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitseydi, onların ne PKK'yla geçmişte bir ilişkileri oldu, ne de FETÖ'yle ilişkileri oldu. Kabul etmek gerekirse. Olmadı yani. Doğru. Olmadı. Ne FETÖ'yü palazlandırdılar. Ya oraya gitseydi ben saygı duyardım. Ama benim için saygısı kalmayan bir harekette bulundu. Bir de işte bizim şöyle şeylerimiz var, zaaflarımız var Yavuz Bey. Biz sevdiğimiz zaman sevdiğimizin kusurlarını görmüyoruz. Bizim toplumumuz o. İkincisi, biz kolay kahraman yaratmaya meyilli bir ülkeyiz, milletiz. Yani bizim bu sağcımız için de geçerli, solcumuz için de geçerli. Cumhuriyetçiyim diyen insanlar için de geçerli. Yani birisi yüksek sesle bir şey söylediği zaman kısa zamanda insanlar ona hemen bir kahraman muamelesi yapıyorlar. Yani ben Mehmet Ali Çelebi'yi Çok da severdim yani, daha o hapisteyken ben onu birçok defa ziyarete gitmiş, resmi elbiseyle ziyarete gitmiş ender insanlardan birisiyim. İçeride de gördüm. Fakat Mehmet Ali Çelebi'yi hayırlı konvoy esnasında daha yakından tanıdım. O zaman aklımdan şöyle şeyler geçti. Kendisine de söyledim bunları. Yani Atatürk bir ezber değil. Atatürk ezberi olmayan bir adamdı. Doluydu bir takım yol haritalarını zihninde dünya tahlili yaparak, ülke tahlili yaparak, koşulları dikkate alarak yapan bir insandı. Ama ezberi olmayan bir adamdı. Mehmet Ali Çelebi ezberi olan bir adamdı. Bunu kendisine de söylediğim için ben rahatlıkla söylüyorum. Şimdi de iki konuyu kendine bayrak yaptı. Diğer bütün konuları unuttu. Unutturmaya da çalışıyor o iki konuyu ön plana çıkartarak. Bu arada şunu da söyleyeyim tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel yönelimlerini, işin doğrusunu söylemek gerekirse, ben de eleştiriyorum. Siz de tasvip etmiyorsunuz, biliyorum. Etmiyorum. Hayır, evet, etmiyorum. Yani Mehmet Ali Çelebi'yi oradan da uzaklaştırma konusunda. Yani belki Memleket Partisi'ne gitti çok yakın zamanda Ahmet Bey. Evet. Memleket Partisi'nde bir yaklaşım içinde bulundu. Oradan ayrıldı. Başka evet, belki adresler vardı. Gerçekten siyasi partiyi beğenmiyorsa. Ama tabii geçmişe baktığınızda cezaevinde evlenirken yanında Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yani biraz böyle zor izah edilmesi gereken bir tablo. Bir de rozet takılırken bir diyalog var. Ya o diyalog da çok enteresan değil mi? Orayı fark edebildiniz mi? Eşiyle tanışırken kaç çocuğunuz var? Bir çocuk var. Yaş kaç? 40. Allah'tan umut etmek lazım. Kadının kariyeri, doktor kariyeri var diyor. Olmaz, bu işin kariyer çocuk doğurmaktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işin kariyeri. Bir de tabii PKK'nın 5, 10, 15 çocuk doğurduğuna ilişkin bir ifadesi var. Davutoğlu da ona Kandil'de çocuk mu doğuruyor teröristler diye tepki göstermiş. Burada kasıt bellidir diyerek çok riskli bir açıklama olduğunu aktarmış. Bilmiyorum Mehmet Ali Çelebi ben ne diye geldim demiş midir bunları duyunca? Vallahi Mehmet Ali Çelebi'nin bu hareketini yeniden milletvekilliğini garantilemek dışında bir şeye İzatı bağlamak yok, istemiyor. Yani bakışa ne diyeceksiniz? Başka izah edemedim. Bakışa ne diyeceksiniz? Hem kadın hem de orada PKK'lılar 5-10-15 çocuk doğuruyor bakışına. Yani işte Erdoğan'ın bakışı o yani. İşte onun emrine gitti şimdi Mehmet Ali Çelebi. Yani peki, o bakışın emrine gitti. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Yavuz değerlendirmeler için. Konuşmanın zor olduğunu farkındayım. Yani ne söyleseniz şu anda yani boğazınıza düğümlendiğini görüyorum. Çünkü bir dönem böyle bir kader birliği yapılmış bir halde vardı. Şimdi Yavuz Bey, evet, boğazıma düğümleniyor bazı şeyler. Kişilerle hem üzerine söylemek istemiyorsunuz. Hem bir taraftan şöyle söyleyeyim çok size. Şöyle söyleyeyim. Beni. Askerlerin iki tane yoldaşı vardır. Birisi sağlıklarıdır. Sağlığını kaybederse asker olmaz zaten. Yani sağlık savaşçılığıyla alakalıdır. Bir de onurlarıdır. Onurları da belki sağlıklarını kaybedip kaybetmemek ellerinde değildir. Ama onurlarını kaybedip kaybetmemek kendi ellerindedir. Bazen çok acayip bir talihsizlikle karşı karşıya kalıp onu kaybetme riskiyle de karşı karşıya gelirsiniz. O zaman da ikinci defa ölürsünüz yani. Onun için bir asker olarak bu manzarayı gözlediğim zaman içimden yaralar akıyor yani. Akıyor. Öyle söyleyeyim. Peki. Çok bunu bir vatanseverlikle paketlemek de bir başka hoşuma gitmeyen bir manzara. Çünkü sadece PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı mücadeleyi orası yapıyormuş da oraya gitmiş gibi bir yaklaşım sergileniyor. Bu çok sığ bir şey ama güzel bir paketleme tabii. Ayrıca AKP'nin böyle 4500 karşı tweet'i silen bir kişiyi bağrına basması da ne kadar siyasette ilkesizliğin, değer kavramının ne kadar ortadan kalktığını sadece ayakta kalmanın insanları hangi tür kararlara doğru ittiğini göstermesi açısından da biraz çok dramatik. Çok öğretici belki de. Çok öğretici. Diyoruz. Türk milletinin çok şey öğrenmesi gerekiyor bundan. Peki. Şimdi bir ses yayınlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi. Siz dediniz ya 4500 tweetini silmiş bir ismi buraya almak. Çünkü o tweetlerde gerçek Mehmet Ali Çelebi vardı ya da bizim tanıdığımız Mehmet Ali Çelebi vardı. O başka bir kimlikle şu anda hayatına devam etmek istiyor. Bir de geçmişle de böyle ilişiğini kesmek istiyor. Parti de değiştiriyor. 3. parti bu. Geçmişte Hakan Şükür AK Parti'den istifa ettiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözler var. Yani sonuçta bunlar kaydediliyor. Geliyor işte, yani bir milletvekili istifa ettiğinde nasıl tepki göstermiş. Şimdi durum ne? Onu bizi izleyenlere aktaracağız. Belki siz de izlersiniz. Enteresan tabii. Siyaset diyeceğiz, geçeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Eksik olmayın değerlendirmeleriniz için. Ahmet Yavuz'la konuştuk.